Çıt Tür Action'ın hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Uzun süredir sizlerle görüşemedik. Kanala böyle face to face bir video atamadım. Gerek yoğunluğum vardı, gerek işte gittik röportaj videosu çektik. Zaten yıl sonuydu. Çok fazla şarkılar da gelmiyordu derken sadece Twitch'ten baktığımız şarkıların kesitlerini buraya atmaya çalıştım. Yine de kanalı boşta bırakmamak için. Sizlerle gerçekten uzun bir süredir şu şekilde görüşemedik arkadaşlar. Şimdi artık 2024'ün başlamasıyla beraber yeni yeni şarkılar, yeni yeni albümler geliyor. Daha fazla videolarda tekrar karşılaşıyor olacağız. Şimdi bugün sizlerle birlikte Joker'ın albümünü dinleyeceğiz. Çünkü Joker uzun zamandır sessizliğini koruyordu ve bu sessizliğin arkasından ben bir patlama geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar bu tip bildirimlerin hepsini Instagram hesabından paylaşıyorum. Yayınlar olsun, videolar olsun, her şeyi, bütün yaptığım, yapacağım her şeyi paylaşıyorum. Instagram hesabımı aşağıya bırakıyorum. Oradan isterseniz takibi alabilirsiniz. Çünkü birçok kişi soruyor abi şu nasıl yorumlarda falan, bu ne zaman diye. Bunların hepsini paylaşıyorum zaten Instagram'da. Aynı zamanda Twitch yayınlarımıza katılmak için, Discord için, bütün her şey için linkler aşağıda arkadaşlar. Şimdi çok fazla vakit kaybetmiyoruz. Albümümüze geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bir tane official videolu bir şarkı var. Nonstop şarkının ismi Hip Hop Jobs kanalından paylaşılmış. Geri kalan kısma Spotify'dan bakacağız. Bu arada Cashflow ve Botflex'in parçasını dinledim arkadaşlar. Yani şarkıyı açıkçası çok fazla beğenemedim. Yani beklentimin altındaydı. Zaten Laze Record'dan paylaşılmış sanırım. Kendi kanalları da değil. Ebon'un kanalından, Ebon'un şirketi altından çıkmış muhtemelen albüm. Çok böyle beklentimin altında kalan bir parçaydı. Soranlar olursa reaction gelmeyecek arkadaşlar. Şimdi buradan direkt bir bakalım. 827 yorum var aşağıda. Hiç yorumlara dalmayacağım. Direkt şarkımıza başlayalım. Ha bu arada bir de şey yapacağım ya, onu da unutmadan söyleyeyim. Bu son zamanlarda arkadaşlar, artık videolarda bunlarla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Son zamanlarda böyle çok farklı yorumlar geliyor. İşte kanalın amacını, maksadını vesairesini veya benim kim olduğumu, ne olduğumla ilgili bir fikri olmayan insanlar kendimi tanıtma amaçlı işte böyle yorumlardan gelen farklı farklı sorular veya ne bileyim kötü yorumlar, komik yorumlar vesaire, bunlarla ilgili bir video çekeceğim. Ya bunun için beklemede kalın arkadaşlar. Bütün her şeyi orada, işte ne bileyim raple ilgili düşüncelerim, Türkiye'deki raple ilgili düşüncelerim, İşte bunların hepsini paylaşacağım, bir video çekeceğim bu yorumlarla beraber. Onun için beklemede kalabilirsiniz. De haydi başlayalım. Nonstop yazarım nefes alır gibi Mars'ta. WhatsApp yaşarım şehrimde sanki bir rockstar. Fazla hayal kurmaktan oldum Elon Musk'la. Rüyalar gerçek olmaz onlara inanmazsan. Güzel söz. Yazarım nefes alır gibi Mars'ta. WhatsApp yaşarım şehrimde sanki bir rockstar. Fazla hayal kurmaktan oldum Elon Musk'la. Rüyalar gerçek olmaz onlara inanmazsa. Bugüne dek gelmiyordu gülmek, pek içimden yürüdüm bu nefret. Dolu bakışlara rağmen tek başıma tüm merkez seyretmek istiyor kaybetmemi, ama düşmediğim için orta parmaklarım havadalar. Hala tüm emeklerimi hiçe sayıp beni tanımadılar. Karanlık çöktüğüne asla bakmadım ardıma. Şimdi ise kimsenin merhametine muhtaç değilim. Hatıralar bu ateşte yanar. Nonstop yazarım nefes alır gibi Mars'ta. WhatsApp yaşarım şehrimde sanki bir rockstar. Fazla hayal kurmaktan oldum Elon Musk'la. Rüyalar gerçek olmaz onlara inanmazsan. Nonstop yazarım nefes alır gibi Mars'ta. WhatsApp yaşarım şehrimde sanki bir rockstar. Fazla. Arkadaşlar şarkı bu şey, yani özlediğimiz tarzda şarkılardan. Bu gerçekten böyle rap'le harmanlanmış, işte melodik flow'lar kullanılmış, hafif namemsi şeyler yapılmış. Kalem zaten çok güzel. Yani lirik çok güzel olmuş. Fazla hayal kurmaktan oldum Elon Musk'la. Bir de buradan sonra devamını getiriyordu. Hayal kurmaktan oldum Elon Musk'la. Rüyalar gerçek olmaz onlara çok iyi inanmazsan. Rüyalar gerçek olmaz onlara inanmazsan. Çok güzel sözler de yazılmış gerçekten. Şu anda iyi, güzel. Şarkı akıyor gerçekten ve beğendiğim şarkıyı yani. Devam edelim. İçindeyim yıllardır sanki. Sorunlarım oldu tabi. Yorulmadım çözdüm lakin. Yeni taktik bulmam gerek dolmadan vaktim. Olamıyorlar zaten rakip. İstemiyorum artık ne haliniz varsa görün. Bıktım inan ki düzeltmekten. Artık tüm gerçekler ortada, düşünmekten yoruldum. Var yüzlerce derdim. Aydınlık geceler yıldızlara bakıp hayal kurarım belki. Tanrı şahit buraya karanlık günlerden geldim. Stop. Bu sokaklara gelirim inancım azaldığında. Tüm hatıraları bırakıp ardımda. Yakarım fitilini aklımın ucunda. Koca dünyaya kafa tutarım ben ara sıra. Çok iyi lan. Sokaklara gelirim inancım azaldığında. Tüm hatıraları bırakıp ardımda. Yakarım fitilini aklımın ucunda. Koca dünyaya kafa tutarım ben ara sıra. Çok iyi abi, çok başarılı abi.
Başarılı. Neden başarılı? Şimdi bu şeylerde arkadaşlar, böyle o bahsettiğim işte yorumlarda abi her şeyi beğeniyorsun mesari gibi şeyler geliyor. Kardeşim zaten aşağı yukarı beğenilecek şarkılara reaksiyon videoları çekiyorum. Ve bir de şimdi şöyle bir şey var. Yani şimdi mesela burada emeğe saygı denilen bir şey var arkadaşlar. Ve emeğe saygıdan da ziyade burada mesela onu geçelim. Hadi o çok farklı bir konu, o çektiğim videoda konuşuruz. Bu şarkıyı neden beğendim mesela kardeşim? Adam farklı farklı flow'lar kullanmış. Çok güzel sözler yazmış. İşte böyle her şeyi matematiksel olarak ayarlamış. Yani burada bir rap tekniği kullanılmış baktığın zaman. Her şey olması gerektiği gibi. İşte burada ufak bir köprü yapıp orada işte bir dörtlüğü iki kere tekrarlamış. Ondan sonra güzel bir nakarata geçiş yapmış. Yani aslında anlattığı bazı şeyler de var. Hani biz hep kendimiz olduk ama piyasa bizi bir şekilde kabullenmedi. Çok da problem değil, ben aynı şekilde devam ederim gibi imalar da kullanılmış liriklerde. Yani kapalı uçlu lirikler yazılmış biraz daha. O yüzden baktığında hani şarkı düşündürüyor, teknik olarak yorumlayabileceğin şeyler var. Bu açıdan güzel. Şimdi o yüzden hani bazı şeylerde böyle ben şaşırıyorum. Yani bu beğenilecek bir şey çünkü, yani anladın mı? Yani benim gözümde beğenilecek bir şey yani. Devam edelim. Zaten yer yer yorumlarımı farklı konulardan da ekleyeceğim albüm içerisinde. Şehrimde sanki bir rockstar fazla. Hayal kurmaktan oldum Elon Musk'la. Rüyalar gerçek olmaz onlara inanmazsa. Söze baksan oğlum. Yazarım nefes alır gibi Mars'ta. WhatsApp yaşarım şehrimde sanki bir rockstar fazla. Hayal kurmaktan oldum Elon Musk'la. Rüyalar gerçek olmaz onlara inanmazsa. Güzel, güzel. Zaten abi bakar mısın? Yani şimdi müzik Taylan alıcı. Beat zaten harika bir beat olmuş. Yani hiç sırıtmıyor ve yormuyor insanı dinlerken. Arkadan böyle akmış gitmiş basslar, bas seçimleri çok güzel olmuş. Mix mastering'de allame var hocam. Yani beğenmezsen çarpılırsın yani. Şimdi arkadaşlar ilk şarkımızı beğendik. Non-stop ama daha agresif şeyler bekliyorum. Daha agresif şeyler arıyorum. Launching intro. Şimdi şöyle bir genel olarak bir albüme bakalım. Arkadaşlar şarkılar genel olarak ortalama 2 dakika uzunluğunda. Zaten bunu hep söylüyorduk. Güncel müzik endüstrisinde çok uzun şarkılar artık insanı çıkarıyor. Çünkü günümüzde hepimizde belli bir dikkat eksikliği var arkadaşlar. Artık bu sosyal medya kullanma alışkanlığı bizim dikkatimizi çok fazla dağıtmaya başladı. O yüzden aynı şeylerin içerisinde çok uzun sürelerle kalamıyoruz artık. Bu bilimsel bir araştırma. Şimdi baktığınız zaman bir şarkının 3 dakika olması, 3 dakika 30 saniye, 3 dakika 40 saniye olması demek insanların artık sıkılması demek, dikkatinin dağılması demek. Yani standart nakarat ortada, sonda, girişte, araya 2 tane işte ne bileyim 32 bar sözler falan filan, artık bunlar gitmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla güncel müzik endüstrisinde zaten ortalama süreler bu şekilde oluyor. Ha 5 dakikalık, 4 dakikalık şarkıların içinde artık bunu dinletebilmek için bir ya da iki tane switch falan yapılması lazım. Yoksa insanlar kalmıyorlar artık şarkılarda. Yani ben kalmıyorum açıkçası. Bir şarkının o yüzden artık ortalama süresi günümüzde maksimum 2 dakika 49 saniye var şurada. O da az önce dinlediğimiz şarkı. Aynen, aynen. Yani maksimum. O mesela biraz daha uzun olsaydı olmazdı yani. Launching intro'dan başlayalım. Hadi bakalım, şu agresif bir şey istiyorum abi. Diss istiyorum. Punch istiyorum. Pat, küt, fa. İçinden geçirsin istiyorum. Vahşet istiyorum. Non-stop'a bağlayacak buradan. Yani şuradaki geçiş mesela launching intro'dan direkt oraya bağlanmaya çalışılmış ama daha güzel yapılabilirdi. Formüleye geçelim arkadaşlar. Punch istiyorum hocam. Yumruk istiyorum. Böyle güzel miyiz ey? Tüm gözler üzerlerimizde. Okyanusta yüzer gibi değil. Tamamen asfalttayız iyi mi? Makinamın namlusunda duman. Birlikteyiz sanki Turan. Karşı duramaz savrulurlar. Kanun namına teslim olun lan. Aynen Gucci Prada. Tamam hepsi işte geçti Prada. Joker kartı çıktı kuradan. Sahte pasaportla Bratislava'ya postalanırsın anlamadan. Yaparlar seni kardan adam. Hayatım zaten darmadağın al. Bıktım usandım bu kavgadan. Zirveler ayaklarımın altında. Ezilirken nasıl hala konuşabiliyorsun hakkında? Komik olma, senin silah dediğin şey külah. Hocam bir dakika, punchlar geldi. İşte bunu istiyorum.
Çünkü çok sıkıldım arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıldım. O kadar basit bir piyasa var ki şu anda. İnsanlar birbirine bir punch atarken öyle bir şeyler yazıyorlar ki Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Yani otur düşün 2 saat anca anlarsın. Hani her şey kapalı uçlu. Ya kardeşim rap piyasası bu ya. Rap piyasası bu. Yani bu hareketi görmemiz lazım. Oğlum Almanya'da, Fransa'da millet her şarkıda artık birbirini öyle bir geçiriyor ki. Rap'in doğası bu kardeşim. İşte bunlar olmuyor son zamanlarda. Yani oluyor ama örnek veriyorum. Yazılan şarkının içerisinde bir tane cümle. O cümleden de diyorsun ki o rapçiye. İşte kardeşim burada böyle böyle. Ya bizim aramızda problem yok hocam ya. Her şey gayet iyi. Ya nesi gayet iyi? Kardeşim punch atmışsın adama. Olay şeye dönüyor arkadaşlar. Ben buradan hocam buradan işte punch attım diye sayfalar paylaşsın. Rap sayfaları paylaşsın. O paylaşsın, bu paylaşsın. Şarkım dinlensin. Sadece bunun için mi atıyorsun bu punch'i? Bunlar lazımdı. Bak burada az önce var. İşte zirve ayaklarımın altındayken nasıl konuşabiliyorsun benim hakkımda falan gibi. Güzel güzel şeyler vardı. Devam. Durma. Çocuklar yesin, işler hızlı sanki formülla. Yetiş yetiş hadi, zirveler ayaklarımın altında. Ezilirken nasıl hala konuşabiliyorsun hakkında? Komik olma, senin silah dediğin şey külahta dondurma. Çocuklar yesin, işler hızlı sanki formülla. Yetiş hadi, en dipten gelmek ne bilir misin? Ha? Joker kimin nesi diye sorup durdular. Sikim demişim de imkansız ismimin silinmesi. Makinamın namlusunda duman. Birlikteyiz sanki Turan. Karşı duramaz savrulurlar. Kanun namına teslim olun lan. Herkes sakin olsun. Daha yeni başladı parti dostum. Donunuza kadar almaya geliyorum ve ben Kemal değilim. Kazanıyorsun. Ben Kemal değilim kazanıyorum. Çok iyi amına koyayım. Sözler çok güzel olmuş. Kabriyoyla darbi yolda yanlıyon lan anlıyon. Ray milyonlarına bölünürken beynin damlıyor yere. Zirveler ayaklarımın altında. Ezilirken nasıl hala konuşabiliyorsun hakkında? Komik olma, senin silah dediğin şey külahta dondurma. Çocuklar yesin, işler hızlı sanki formülla. Yetiş yetiş hadi, zirveler ayaklarımın altında. Ezilirken nasıl hala konuşabiliyorsun hakkında? Komik olma, senin silah dediğin şey külahta dondurma. Çocuklar yesin, işler hızlı sanki formülla. Yetiş hadi. Çok iyi hocam. Kaymak kaymak. Ya şurada sözleri arıyorum. Sözler falan oluyor ya bazen Spotify'da. 2 saattir bir şeylere basıyorum. Sözler yok herhalde ya. Bazı insanlar takip edemiyorlar çünkü. Neye tepki verdiğimi anlamıyorlar. Yani ondan sonra diyorlar ki abi çok yüksek tepki vermemişiz. Oğlum sözlere baksan 10 numara punchlar var. Ben onlara tepki veriyorum. Yani punchlar falan çok güzel olmuş arkadaşlar. Joker geri dönüş sinyali vermiş. Yani bu şarkıda donunuza kadar almaya geliyorum demiş. Geri döneceğim demiş. İşte böyle şeyler özlendi piyasada. Bunu da yapan adamlar old school adamlar oluyor genelde. Hani korkmadan birilerine bir şeyler yazabilen insanlar. Diğerleri işte genel olarak böyle bir çekingenlik havasındalar. Yani aman hocam bir şey olmasın. Aman hocam bilmem ne olmasın. Ama rapin doğası bu değil yani. Hani dinleyiciye bir keyif vermesi lazım dinlerken. Vav olman lazım yani. Rap böyle bir şey oğlum. Zeyna'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Formüladaki punchları çok beğendim. Beat seçimi de gayet güzel olmuş. Agresif bir beat'e yazılmış punchlar. Tatlı olmuş. Devam ediyoruz Zeyna'dan. Sözler yok mu ya? Yok herhalde. Çam otelde, rahatım evde, hatun benle, harikulade. Var bir tane ama yeter mi? Bir orta bir sade bana müsaade. Ne sandın? Bir korsandım. Kazandığımı yedim yok sabrım. Yes tatlım, rap sattım. Tesla ve Mercedes saldım. Bilim insanlarına göre yok olmam gerekiyordu. Nesli tükenen dinozorlar gibi. Ama bilmiyorlar ki milyonlarca ışık yılı ilerideyim bu vizyondan. Konuşun hadi işinize gelince. Okay. İşinize gelince beni tanırsınız içinize girince. İçinize girince. Gitsin aklım başımdan umrumda değil. Saçmalayalım hiç umrumda değil. Karşıma nereden çıktın öyle bir geldin. 12'den vurdun beni. Gitsin aklım başımdan umrumda değil. Saçmalayalım hiç umrumda değil. Karşıma nereden çıktın öyle bir geldin. 12'den vurdun beni. Mete şansa bırakma sakın hadi kalk be bir dakika da tavla şu hatunu dedi seytan. Bak flow bak. Bak flow bak. Güzel flow.
Ama yakıştıramıyorum ben ya abi. Ya da bilmiyorum, bir ön yargısal bir şeyler oluştu. Yani böyle soundlarda old school rapçileri gördüğüm zaman, hani tabii ki herkes ekmeğinin peşinde. Yani herkes böyle şeyler yapıp sound üzerinden insanlara müziğini dinletip para kazanmak isteyecek bu işler. Herkesin hakkı bu ama herhalde yani şu anda bunu, bu kadar dinlenmemesi gereken isimler, bu kadar fazla stream almaması gereken isimler bu soundlar üzerinden içi boş sözlerle aldığı için belki de bir ön yargı var oraya karşı. O yüzden bu oluşumun içinde old school rapçileri görmek istemiyorum. Bilmiyorum, buradaki eleştiri kendime. Şarkı tatlı olmuş ama hani az önceki dediğim nokta, öyle ince bir nüans var yani şu anda. Küle Zeyna, aklımı başımdan al eyvah. O fıstık sanki ben Nutella ve çıktım yoldan başım bela. Yanımda at gibi şahlan Ferrari, sonunda benimsin çok fena. Çat çarumba direkt samba, bırak kıskansın insanlar. Canımı yaksan da uslanmam, seni benden alamazlar asla. Bahset haydi konuş havadan ve sudan, tam göz göze gelecekken utan. Bu gece tüm kararlar radikal, ne olacaksa olsun. Gitsin aklım başımdan umrumda değil, saçmalayalım hiç umrumda. Evet, bu şarkı muhtemelen böyle devam ediyor arkadaşlar. Bu tarz Deep House'umsu, Club Banger'ımsı parçalarda çok böyle switch'e mibiş'e kaymaz. O yüzden devam etmeye burada gerek yok. Süreden tasarruf edeyim, kameramın süresi bitiyor çünkü sonra. Şimdi arkadaşlar, bu şarkıdaki genel yorumum benim için meh bir şarkı. Her zaman söylediğim gibi bir albümde farklı tarzlara da yer verilmesi lazım. Ve her şey çok iyi olacak diye bir şey yok. Araya böyle şarkılar da atılabilir. Ondan no problem, ama bu işin kılavuzu, herkes kabul ediyor bunu. Özellikle işte old school rapçileri çok büyük bir çoğunluğu da bunu konuşmuştur. Yani bu işin kılavuzu genelde Amerika, ama burada biraz oradan o duruşu almaya devam etmek lazım. Yani çünkü oradaki old school olsun, new school olsun rapçiler bu soundlara çok fazla kaymıyorlar. Yani orada Deep House üzerinden böyle bir şey yok. Bu daha çok Almanya'da, işte Türkiye'de, Avrupa ülkelerinin bazılarında, işte Rusya'da kısım kısım yapılıyor şu anda. Ama benim çok fazla sevdiğim bir şey değil. Yani ben bu soundla rapi sevmiyorum. Ya bu soundla olmuyor yani. Devam edelim. Günlerce gezdim peşinden, görmezden gelince sen öğrendim, hiç sevilmemişsin cidden. Al bir kokteyli sönsün ateşin, ben yanarken arkanı dönüp gitmen. Olmadı ama sana i̇şte ben izlerdim. Başıma tac etmek isterdim seni, çok yoruldum boş kaprislerden. Artık yok adın, son arama listemde. Oh yeah. Tabii ki buldun gidip kerizin birisini ve parası bitene de kemiyordun. Kaçırdın evet en iyisini, iyisini. Bu hikayenin gerisini yazmayayım ismi. Kölen olayım, bağla prangalara. Düşür beni bütün tuzaklara. Böyle demiştin hatırla sana. Müptelam oldun anla sana. Kölen olayım, bağla prangalara. Düşür beni bütün tuzaklara. Böyle demiştin hatırla sana. Müptelam oldun anla sana. Dedim ona bu kadar kasma. Ben doktor, sen gözlerime hasta. Redline'a girsa şeride makassa. Forvet'te Messi'yim, dönmem defansa. Bu seferki beni hiç üzemez dedim. Eridim düzelir belki, elini verip benimle sevinir. Yüzse bana gözlerin, yüzerim denizde gibi. Ama aramızdaki uyum sadece yüzde bir. Flow çok iyi amına koyayım. Şuradaki flow mükemmel olmuş. Eridim düzelir belki, elini dönmem defansa. Bu seferki beni hiç üzemez dedim. Eridim düzelir belki, elini verip benimle sevinir. Yüzse bana gözlerin, yüzerim denizde gibi. Ama aramızdaki uyum sadece yüzde bir. Kölen olayım, bağla prangalara. Düşün beni bütün tuzaklara. Böyle demiştin hatırla sana. Müptelam oldun anla sana. Kölen olayım, bağla prangalara. Düşür beni bütün tuzaklara. Böyle demiştin hatırla sana. Müptelam oldun anla sana. Çok güzel. Bak çok böyle modu yüksek, çok böyle pozitif, işte içerisinde farklı enstrümanlar kullanılmış. Böyle trap sound gibi çok güzel bir parça olmuş, çok güzel flowlar yazılmış. Ya bak bu parçayı çok beğendim mesela, anlasana 1.48. Bak bu parçayı ben bayağı bir dinlerim. Çok güzel bir flow da koymuş araya böyle, orada atmosferi biraz daha yükseltmiş, tansiyonu. Çok güzel olmuş. Hızlandan devam ediyoruz arkadaşlar. Ay. Light it up here, Loki. Hızlan, yavaşlama hızlan. Mesafe tanımazlar, kızlar aramızda. Biraz sabırsızlan, konuşurken ıslan. Masada ne varsa hadi bir kaldı. Hepsi kanımızda.
okay. Hızla, yavaşlama hızla. Mesafe tanımazlar kızlar aramızda. Biraz sabırsızlan, konuşurken ıslan. Masada ne varsa dibi kaldı, hepsi kanımızda. Ne oldu tatlım, hayat ağır mı geldi yoksa? Eğer istediğin aksiyonsa, geç bakalım kabriyonun sağ koltuğuna girmeden menopozla. Bizde işler hep kara borsa, para bankada rahatımı bozmam. Tipim değilsin bana sorsan, artık çok geç. Beş posta, sonra bir baktım yılan gibiyim. Biliyorsun çok kral diriyim, en iyisi lafı ortadan gireyim. Sırılsıklam oldum bebeğim. Hızlan, yavaşlama hızlan. Mesafe tanımazlar kızlar aramızda. Biraz sabırsızlan, konuşurken ıslan. Masada ne varsa dibi kaldı, hepsi kanımızda. Biliyorum istediğin şey ne, sarılırken izlemek şehri. Bir yıldız kayması gerekmiyor, dileklerim dönüşür gerçeğine. Genel olarak albümde gördüğümüz şöyle bir şey var arkadaşlar. Trap soundlara biraz daha fazla yer verilmiş. Yani piyasada biliyorsunuz ki geçen 2023'te çok fazla olmadı, artık drill rüzgarı bitti. 2021-2022 yıllarında drill'in boku çıkarıldı. Dünya tarafında çok büyük tartışmalar yaşandı. İşte Fransa'da daha çok yaşandı bu tartışmalar. Yani artık drill hani rap gibi görülmüyordu Fransa'da ve old school rapçilerin hepsi piyasaya yeni giren, drill ile beraber giren ve çok büyük streamler alan rapçilere falan bayağı bir gönderme yapıyordu. Bu olaylar tabii Türkiye'de de yaşandı. Aynı şeyler Türkiye'de de oldu. Ama şimdi mesela bakıyorum, artık hani piyasanın bu soundlara tekrar geri dönmesi lazım. Çünkü rap'i en çok dinleten soundlar bunlar arkadaşlar. Şimdi son zamanlarda şöyle şeyler görmeye başladık. İşte drill üzerinden belli başlı markalar sayan rapçiler var. Drill üzerinden İşte Lamborghini ile klipler çeken rapçiler var. Drill üzerinden belli söz kalıpları ile belli şarkılar yapan insanlar var. Ve yeni yeni alttan gelen bazı güzel kardeşlerimiz de zannediyorlar ki her drill yapan Lamborghini'ye binecek. Her drill yapan çok iyi para kazanacak. Her drill yapan şöyle olacak, böyle olacak derken North Face çakma ceketlerle sokaklarda gezen insanların sayısı artmaya başladı. İşte Nike reflektörlü çakma 3 TL'lik drill set packlerle böyle gezen insanlar artmaya başladı. Şu anda yok onlar. Birçok kişi de piyasaya bu şekilde girip böyle öyle driller yaptılar ki artık böyle kulak kanatır hale geldi yani. O yüzden piyasanın bu tarza dönmesi lazım. Bu tarz biraz daha kalitelidir. Yani bu tarz daha farklıdır. Bu tarz daha çok dinletir insanlara rapi. Ama drill biraz açıkçası Türkçe rapin havasını söndürdü arkadaşlar. O yüzden tekrar buraya dönüş olması özellikle 2024'te bence çok çok daha fazla göreceğiz. Ve beatlerin, özellikle prodüktörlerin, daha doğrusu işte rapçilerle birlikte çalışanlar veya çalışmayanlar, bu beat seçimlerinde beatleri yaparken özellikle bu soundları işte yeni tarzlarla harmanlamaları lazım. Mesela Jersey'i traple harmanlamak gibi, örnek veriyorum. Gibi şeyler. Bunlar çünkü dünyada zaten çok fazla dinlenen ana akımlar haline geldi şu anda. Bunlar Türkiye'de de yapılsa dinlenecek demek ki yani. Devam ediyoruz abi. Her şey net ama dur be, düşün bence yine. Altından çıkarmacığına inandın mı? Seni seveceğimi. Evet aynen, duygusuzum. Herkeste bulurum kusur. Yes. Ben buyum, huyum kurusun. Bir şeytan yarattı, mutlu musun? Hızlan, yavaşlama hızlan. Mesafe tanımazlar kızlar aramızda. Biraz sabırsızlan, konuşurken ıslan. Evet, bu şarkı da ortalama olmuş benim gözümde. Bu arada az önceki söylediğimi izleyen kardeşlerim varsa alınmasınlar bu söylediklerimi. Az önceki söylediğim şeyin alt mesajı şuydu arkadaşlar. Abi, bir şeylere özenmek okey, belli bir nebzede güzeldir. Fakat kendini kaptırıp o olmadan o olduğunu zannetmek kötü bir şeydir. O yüzden benim gözümde insanların kendi gerçeğini dile getirmeleri lazım. Kendi hikayelerini yaşatmaları lazım ve kendi imzalarını bulmaları lazım. Yani birisi drill'den yürüdü diye hemen biz de drill yapalım, şöyle yapalım, olmadığımız bir kişiliğe bürünüp olmadığımız sözler yazalım dediğimiz zaman bu sizin imzanız olmaz. Bu atılan bir imzanın aynısını atmak olur sadece. O yüzden aslında buradaki alt mesaj buydu. O yüzden ya abi biz de North Face taktık, Nike reflektör aldık falan filan, ne diyorsun sen bize falan gibi şeylerle bunlara odaklanmaktan ziyade alt mesaja odaklanıp oradaki yapıcı şeyi almak lazım. Bu Türkiye'deki müzik endüstrisi için fayda sağlayacaktır. Devam edelim. Gözleri Parada diye bir şarkı gelmiş. Genel olarak birkaç şarkıda göndermeler vardı ama daha ağırını bekliyorum şu anda. Yani direkt böyle ismen söylenmiş şeyler bekliyorum. Makinaların hepsi havada. Bugünlere dek cefa çektik. Manitaları kes, gözleri parada. Sallamadık hiç, devam ettik. Makinaların hepsi havada.
günlere dek cefa çektik. Manitaları kes, gözleri parada. Sallamadık hiç, devam ettik, evettik. Başımız hala, bizimle takılmaya yaşınız var da. VIP dolu sarışınlarla, göz açıp kapayana dek boşalır bardağım. Ve laf atarlar ya da bakarlar, kafa açarsan bu masadan kalk. Zorunda değilim sana katlanmak, bir sabah uyanırsan yatak odamda. O zaman alarm çalar biter masal. Güzel, flow i̇şler güzel. Düzgün işler yasal, şişer cebim şişer hesap. Üçer beşer güzel kasa topla. Makinaların hepsi havada. Günlere dek cefa çektik. Manitaları kes, gözleri parada. Sallamadık hiç, devam ettik. Makinaların hepsi havada. Bugünlere dek cefa çektik. Manitaları kes, gözleri parada. Sallamadık hiç, devam ettik, evettik. Yokuşlar var. Evet, tarzlar aşağı yukarı söylediğim gibi genelde aynı tarz soundlar ve aynı tarz beatler kullanılmış. Yani bu şarkı mesela, az önce dinlediğimiz ortalama 2 şarkı, 3 şarkıda aynı tarz beatler kullanılmış. Bunların işte dediğim gibi daha fazla gelmesi lazım artık yani. Yeniden dolmuş bardağım. İşime gelmezse konuşmam lan. Üstüne giderim, korkmam sonuçlardan asla. Temas bağımlısı manitasta. Tamam o zaman hadi omzuma yaslan. Dedi bu gece seninle body non-stop. Dedim olmaz bebek, joker, rockstar. Hasta la vista, sana çağıralım taksi. Nişantaşı bebek, atla Taksim. İstersen al şu kartı basket. Lütfen hayatından çıkar, sil beni. Makinaların hepsi havada. Günlere dek cefa çektik. Manitaları kes, gözleri parada. Sallamadık hiç, devam ettik. Sallamadık hiç. Evet, bu şarkı, az önce dinlediğim yaklaşık 2-3 şarkı ortalama şarkılardı benim için. Yani çok yükselten şarkılar değildi. Şimdi Joker'dan beklentim daha agresif bir albümdü. Geriye kalan daha 1-2-3-4 şarkımız var. O agresifliği o şarkılarda göreceğiz. Bakalım en son albüm hakkında yorumumuzu yapacağım zaten. Evet, şimdi arkadaşlar, geri kalan kısımda Hitsiniz diye bir parça var. Oradan devam ediyoruz. Sabır kaldı, Ulaşırken Yıldızlara kaldı, iki damla kaldı. Hitsinize de bir bakalım hep birlikte. Mikrofonda jok, bir iki deneme, okay. Güç birimleri devrede. Gelemezsiniz aynı levele. Benle kelimeleri geveleme be. Heceleme, boşuna beceremezsin. Sekreterim reçete versin. İstersen benimkiyle ateş edersin. Senle ben bu gece ne dersin? Pimini çekip atarım, flow'un alev alır götün Alizade gibi. Daha ne kadar kötü olabilir acaba dedim. İşte bunu bekliyordum kardeşim. İşte bunu bekliyordum. Bak şimdi gözlerim açıldı işte. İşte that's fucking shit kardeşim. Şimdi bu şarkıya full focus odaklanıyorum. Daha şarkının başında Alizade'ye bir punch geldi çünkü. Geri kalanında muhtemelen kısım kısım birçok kişiye de gelecektir. Yani 30. saniyesinde bir yerde bir isme punch geliyorsa öbür kısımda kardeşim illaki diğerleri de gelecektir. Bu old school adamların genelde yaptığı bir şeydir. Şarkı çok agresif başladı. İşte bak, aslında albümde birkaç şarkının daha bu havada olması gerekiyordu. Sekreterim reçete versin, istersen benimkiyle ateş edersin. Senle ben bu gece ne dersin? Pimini çekip atarım, flow'un alev alır götün Alizade gibi. Daha ne kadar kötü olabilir acaba dedim ve kalamadım. Ne tür kulaklarımı kanattı, amına kodumu çöktü. Sıkıldım alttan almaktan, dis atmadım diye çakallar rahatlar ama değiliz aynı. Aa, bir dakika. Kardeşim punch 2 çakala geldi burada. Arada birisine daha o müziğin çöp gibi bir şey söyledi. Amına kodum çöpü mü dedi? Dur bakayım bir. Dersin. Senle ben bu gece ne dersin? Pimini çekip atarım, flow'un alev alır götün Alizade gibi. Daha ne kadar kötü olabilir acaba dedim ve kalamadım. Ne tür kulaklarımı kanattı, amına kodumu çöktü. Sıkıldım alttan almaktan, dis atmadım diye çakallar rahatlar ama değiliz aynı çapta be kanka. Yeteneğini milyonla çarpsam da sığar. Evet, çakala punch gelmiş. Dis atmadım diye rahatlar demiş. Ondan sonra da devam etmiş, bir şeyler daha söylemiş. Senle çantana hatta 20 yıl önceki ben seni 5'e katlar. Baksana aramızdaki farka, şok zilla siker kalkamaz 6 hafta. C vitamini gargara yap lan. Arakla kim anlayacak aptal, yerine koy herkesi dal. Arakla kim anlayacak aptal demiş. Bak manzaraya karşı yat ve rahatla. Mirası ceplerine dolduran tüm herkese dolduran. Gemiyi terk etmeden önce kaptan ölüyorlardı korkudan. Mirası ceplerine dolduran tüm herkese adam oldular. Gemiyi terk etmeden önce kaptan ölüyorlardı korkudan.
Şunu bilin ki hiçsiniz. İşte bu amına koyayım ya. Şunu bilin ki içtiğiniz hiçbir bok yastırmaz benim gibi. Şunu bilin ki hiçsiniz. Şunu bilin ki hiçsiniz. Şunu bilin ki içtiğiniz hiçbir bok yastırmaz benim gibi. Oy. Yıllıkları yerim kıtır kıtır. İçtiğiniz hiçbir bok yazdırmaz benim gibi demiş. Arkada da sürekli böleceğim yoksa şarkıyı, bölmemek için duruyorum ama siz muhtemelen duyuyorsunuzdur göndermeleri. Onları da durdurup zırt pırt araya girmek istemiyorum. Ama bayağı bir gönderme yapmış şarkıda. Ceplerine mirası dolduran adam oldu falan filan demiş. Bayağı para kazandılar ettiler işte birileri. Onlardan bahsetmiş. İşte paranın getirdiği şeyle adam oldular demiş falan. Ondan önce yoklardı. Şunu bilin ki içtiğiniz hiçbir bok yastırmaz benim gibi. Oh, iki yıllıkları yerim kıtır kıtır. Rap gıkımı çıkarmadım acaba sıkıntınız ne? Kıçınıza kaçar hevesiniz sıkı durun. Rap babasına geri döndü. Yıkılın hadi. Sıkıldım hepinizden, yiyin zıkkımın dibini ya da sikimi kemirin hadi kızdırın beni ve sonra çıktığın deliye geri zımbalayayım seni. Adımı konuşma be sıçtığımın iti. Birisi size yarak gibi olduğunuzu söylemeli keko. Evine geri defol. 2000 model limon stilinin cebine koy. Ve beni kırmak zorunda bırakma yeni rekor. Elimin kirisiniz de mi sefo? Ey körülerinle bunu dinle ve beni... Elinin kirisiniz de mi sefo? Sefo'ya da punch gelmiş burada. Bırakma yeni rekor. Elimin kirisiniz de mi sefo? Ey körülerinle bunu dinle ve beni de sor. Onları denizde bo. Yerime kerizler. 10 numara çocuk ama rap hala benimle. Bro siz sefrist. Yapın kulis. Gelince polis. Kaçın quit. Çekin yüzlerce saçma TikTok ve reels. Bizdense asla çıkmaz bu iz rap. Şunu bilin ki hiçsiniz. Abi sondaki punch'a bak. Çekin yüzlerce TikTok ve reels. Bizden de çıkmaz asla bu iz rap. Paaa. Çok iyi. Çıkmaz bu iz rap. Şunu bilin ki hiç. Yapın kulis, gelince polis, kaçın quit. Çekin yüzlerce saçma TikTok ve reels. Bizdense asla çıkmaz bu iz rap. Şunu bilin ki hiçsiniz. Şunu bilin ki hiçsiniz. Şunu bilin ki içtiğiniz hiçbir bok yastırmaz benim gibi. Şunu bilin ki hiçsiniz. Şunu bilin ki hiçsiniz. Şunu bilin ki içtiğiniz hiçbir bok yastırmaz benim gibi. Evet. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birçok kişi tabii burada şey diyecek. Tabii herkesin yaklaşımı farklı. Kimileri bu işe der ki, kardeşim işte dinlenmedikleri için böyle gündeme gelmeye çalışıyorlar. Kimileri bu işe der ki, aa güzel punch atmış. Kimileri bu işe der ki, kardeşim işte siz dinlenmiyorsunuz, çekil o yüzden çekemiyorsunuz, para kazanamadınız falan filan. Ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bu konuda bir noktada hak veriyorum, empati kurmak gerekirse. Kardeşim yıllardır piyasanın içerisinde olup rap yapan bir adamsın. Yıllardır işte freestyle yarışmalarında kazanıyorsun, derece yapıyorsun, işte şampiyonluk alıyorsun, bilmem nelik alıyorsun gibi gibi bir sürü şey. Ve lirikal geçmişine baktığında liriklerin gerçekten dolu dolu olması gerektiği gibi güzel bir rap hazinen var elinde. Bir sound türü çıkıyor. Özellikle prodüktörlerin daha çok kazandırdığı, prodüktör olmasa rapçinin tek başına o sözlerle hiçbir şekilde kendini dinletemeyeceği, ama ne hikmetse prodüktörlerin o soundların içerisinde hiçbir şekilde önem görmediği bir piyasaya dönüşmeye başlıyor ortalık. Ve sen kardeşim yazdığın sözler artık insanlar bunu bırakıp daha basit şeylere kaçıyorlar. Sound üzerine kaçıyorlar. TikTok'ta bunlarla ilgili şeyler çekiyorlar falan filan derken sen ortalama bir şekilde yine geçimini sağlayan, parasını kazanan bir adam oluyorsun. Okey, sıkıntı yok ama gözünün önünde bu şekilde vurgun yapan insanlar oluyor. Esrarengiz bir şekilde. Yani bu kadar kazanılan para gerçekten esrarengiz dememin sebebi bu. Yıllardır bu işin içerisinde şehinşahlar var, isim vererek konuşacağım. İşte jokerler var, Sagopa Kajmerler var, cezalar var, vesaireler var. Yıllardır o kadar çok stream aldılar, o kadar çok şey yaptılar ve bu adamlar bu kadar para kazanamazken 2 yılda 3 yılda 2019'dan beri bu insanlar nasıl bu kadar büyük para kazandılar dediğin noktada işte bu adamlar da haklı bir şeye sahip oluyorlar. Ya amına koyayım biz bu işi yıllardır yapıyoruz. İşte bunun empatisini kurduğun zaman bu adamların bu yakarışlarının prim olmadığını anlarsın. Burada herkesin yaptığı yorum farklıdır. Benim yaptığım yorum da bu. Şarkı çok güzel olmuş. Çok beğendim. Hits'in şarkısı benim şu anda favorim. Punchlardan dolayı değil, agresifliği de çok güzel olmuş parçanın. Okay, okay. Hey yo, hey. Mikrofonda sabrım yok pek ve indiririm tek de. Bunca yeni yetmede kültürü bok etmekte. Dedim ateş etme bu gelip geçecek be. Acaba şu lavuk tetik düşürdü mü gerçekte? Tutsun diye girdiniz her şekle. Jenerasyon asimile izledim dehşetle. Flex pedal rap bir teknik sanki uçan tekme. Ve tanrı beni donatmıştı saf yetenekle.
Aslında mevzunun alakası yok rap'le. Şu sistem pis ellerini üzerimizden çekse. Satın alınmış listelerde sıra bekle. Bu seni 25'ine dek zengin edecekse. Umurumda olmadı hiçbir zaman dinleyip geçmek ve çabaladım bu alakalı zirveyi seçmekle. Kimsenin gitmediği yerleri keşfetmek. Başarmak için inatlaş ve inancını kaybetme. Çok iyi sözler abi. Vardı karaladım nefretle. Kavuşmak mı istiyorsun, sahneyi terk etme. Ve girdiğim kafeyi uzaktan seyretme. Koşuna gidiyorsa bil ki sıra sana gelmekte. Hiçbir zaman azalmaz sanarlar ve seni tüketir etrafını saranlar. Geçtim ben o masaldan yıllar önce, ne yazık ki sonunda iyiler kazanmaz. Hiçbir zaman azalmaz sanarlar ve seni tüketir etrafını saranlar. Geçtim ben o masaldan yıllar önce, ne yazık ki sonunda iyiler kazanmaz. Sıkıldım birazcık aslında. Abi işte bak, boom bap mesela çok duymak istediğim şey. Boom bap'in içine böyle battle da çok güzel gidiyor. Şarkının ismi hani sabır, yani burada da belli sistemler gelecekti ki onları duyduk şu ana kadar. Liriklerinde aslında biraz Joker içini dökmüş. Yani içinde tuttuğu şeyleri artık patlatmış geçmiş. Çünkü bir ara hatırlıyorsunuz arkadaşlar, Joker de işte böyle daha çok günümüzün soundlarına ayak uydurayım, daha güncel bir şeyler yapayım diye birkaç şarkı çıkardı. O sırada bunlarla ilgili hiç konuşmadı, bir şey söylemedi. Ama artık içindekileri dökmesi gerekiyordu. O yüzden bu albümü tercih ettim. Merak ettim ne var ne yok diye. Burada da tam böyle hani sabır harbiden yani. Onların açısından sabır. Dinleyen açısından sıkıntı yok oğlum. Adam arabada her türlü şarkısını dinliyor falan filan. Ama işin içinde olan adamlar için bunlar sabır çekme konuları yani. Karcılardan bu yüzden uzaklaştım. Belki küfürdü şarkılardan. Düşündüm böyle yaparsam düşerler bir gün yakamdan. Rapçi oldu rapten bisik anlamayanlar. Olaylar. Rapçi oldu rapten bisik anlamayanlar demiş. Ama hakikaten yani şimdi ben kişisel olarak bazılarıyla tanışsam da şimdi ne yalan söyleyeyim, çıkıp bir free at desem free atamayacak insanlar rapçi yani şu anda. Yani bazıları gerçekten öyle yani. Çok kolay var, kolay yoldan olmaz oğlum, Instagram'ını onaylar. Sistem paraya doyar mı lan, donuna kadar soyarlar. Gel oraya buraya sorma dinle, yoksa amına koyarlar. Hiçbir zaman azalmaz sanarlar ve seni tüketir etrafını saranlar. Geçtim ben o masaldan yıllar önce, ne yazık ki sonunda iyiler kazanmaz. Hiçbir zaman azalmaz sanarlar ve seni tüketir etrafını saranlar. Geçtim ben o masaldan yıllar önce, ne yazık ki sonunda iyiler kazanmaz. Evet, bu parça da lirikal olarak hoşuma gitti. Bu parçayı da beğendim arkadaşlar. Şimdi ulaşırken yıldızlara geçiyoruz. Ulaşırken yıldızlara, hırsım taban. Kaybedecek vaktim yok artık, isterse dursun zaman. Beni görmezden geldin hep, derdin ne? Kalktım yerden daha güçlü, kaybettim zannettiğinde. Hiçbirinizde değiliz ki denklem, değmez rhyme sarf ettiğime. Pişman oluyordum zaten aynı konulardan bahsettiğime. Ve beni tanımayan insanlara balı poz beklerken, düşmanlara koz vermek niye boş vermedi yine boz denklemleri. Koş erkek gibi dimdik dur, peşindekilere bindir tur. Tarihten sildiğin çok iyi ya. Cool ama değiliz aynı kulvarda, bilmediğiniz şu. Of. Yıkamaz beni hiçbir crew. Influencer rapçileri boğarın tehlikeli bir dingin su gibi. Dipsiz kuyulara girdin durmak için çok geç. Oğlum Joker çok dolmuş ya. Her şarkıda gönderme yapmış ha. Her şarkıda bir şeyler göndermiş olmak. Şarkı çok soft olmuş. Beat çok sevdim abi. Burada hani vokal kullanımı, vokal tercihi ve flowları falan da çok güzel olmuş. Ama şey harbiden içten güldüm yani, her şarkıda bir gönderim. Çünkü sabahları duş ve peeling yaptıktan sonra kızımla izlerim beni de bu. Ulaşırken yıldızlara, hırsım tavan. Çok iyi lan. Kaybedecek vaktim yok artık, isterse dursun zaman. Dursun zaman. Dursun zaman. Dursun zaman. Dursun zaman. Ulaşırken yıldızlara, hırsım tavan. Kaybedecek vaktim yok artık, isterse dursun zaman. Yol bitmez imkanı yok, bitmez imkanı yok, bitmez imkanı yok. Denedim bugüne dek her yolu, tüm çıkmazları gördüm sonunda, bak tersi döndüm madalyonum. Fırsatlar kaybolur, siz kırılmayan bir fay bulun ve tutunmadan sağlam durun. Hala yorulmadım, daha yolun başındayım ve beynim rain dolu. Bitmez imkanı yok, yıldızlar beni çağırıyor. Çok iyi oğlum ya. Söyleyenleri pişman ediyorken milyon kere, inan ki şansın yok. Kalbim daha sert çarpıyor. Of. Beni vazgeçirmen imkansız, o yüzden de boş yere kendini yorma. Pes ettim derken, açtım yerken, gidebildiğim kadar gittim uzaklara. Başladığım yerden gel, kaçma benden halen. Vaktin varken, bütün engellere rağmen, zafer bizim kartanem. Ulaşırken yıldızlara, harika olur. Kaybedecek vaktim yok artık, isterse dursun zaman. Dursun.
dursun zaman, dursun zaman, dursun zaman. Ulaşırken yıldızlara, hırsım tavan. Kaybedecek vaktim yok artık, isterse dursun zaman. Yol bitmez, imkanı yok, bitmez imkanı yok. Bir şey söyleyeyim mi? Albümdeki favori şarkım ya. Yani ben çok beğendim bu parçayı. Ya en çok böyle beni çeken şarkı bu oldu. Bu şarkı çok hoşuma gitti abi. Birinci sıramda Ulaşırken Yıldızlara var. Yani nedense çok beğendim ben bu şarkıyı. Onun dışında Hitsiniz var. Hitsiniz gerçekten çok hoşuma gitti. Sabır da güzeldi. Boom Bap falan çok iyiydi. Yani şu 3 şarkıyı hakikaten çok beğendim ama birinci sıramda Ulaşırken Yıldızlara var ve son şarkımıza geçiyoruz arkadaşlar. Buraya kadar videoda benle kalan bütün kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Benle vakit geçirmekten keyif aldığınız kadar ben de sizlerle vakit geçirmekten, sizin yorumlarınızı görmekten mutlu oluyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlarınızı yazın, siz de beni mutlu edin, canınızı yerim. Ama bak şimdi kimse yazmıyormuş. Buraya kadar kimse kalmamış ama. Benimle arkadan da geçin zamana. Seni seviyor muyum hiç sanmam, ama nefret etmiyorum anla. Hala beni yaksan da akmaz gözümden iki damla. Kalbimi kırıp... Oğlum Allame vibe aldım lan burada bir. Sallar, dünyamı deprem gibi sallar. Yalanlarına inanmam, akmaz gözümden iki damla. Başardın aferin, yine paramparça oldu kalbim. Bu sefer boğulduğum su daha derin. Oldun aşkım, oldun lanetim. Acımın hala yok bir tarifi. Bu dört duvar oldu kıyametim. Acaba bir gün ölürsen aniden unutabilir miyim ihaneti? Başa döndük bir anda, gelince tüm her şey ard arda. Çok güzel abi işte, yani melodikler yapılmış, name yapılmış, flowlar çok güzel, çok güzel rhyme'lar yapılmış, çok zengin bir albüm oğlum bu işte. Yani abi onu söylüyorum işte abi ya, böyle teknik açıdan dolu dolu olan şeylerde böyle yorumlayacak da çok şey buluyorsun, konuşacak da çok şey buluyorsun. Ama bazen öyle şeylere reaksiyon çekmek durumunda kalıyorum ki abi yani. Dinleniyor da, insanlar istiyor da geldiği zaman abi çek abi, çek abi, çek abi, çek abi. Olduğu zaman da çekiyorsun yani ama yorumlayacak bir şey bulamıyorum yani. Klibe bakıyorum, bir şeye bakıyorum ama bak teknik açıdan dolu dolu bir albüm yani. Dolu dolu bir albüm yani. Tuldum bak prangalardan. Seviyor muyum hiç sanmam, ama nefret etmiyorum anla. Hala beni yaksan da akmaz gözümden iki damla. Kalbimi kıran insanlar, dünyamı deprem gibi sallar. Yalanlarına inanmam, akmaz gözümden iki damla. Geri dönersin elde, çok iyi olmuş. Hatıralar unutulmaz. Sonunda yine kaybedeceksek sevinebilirsin kurtulduğuna. Yaran kanar, dolar zaman, bu sayfalar kopar gider. Ve kar yağar sokaklara, ellerinse donar titrer. Nasıl en başa döndük bir anda, gelince tüm her şey ard arda. 3 gün ağlarsın en fazla, bir daha mı asla? Çok iyi ya. Seviyor muyum hiç sanmam, ama nefret etmiyorum anla. Hala beni yaksan da akmaz gözümden iki damla. Kalbimi kıran insanlar, dünyamı deprem gibi sallar. Yalanlarına inanmam. Sözlere baksana abi, kalbimi kıran insanlar dünyamı deprem gibi sallar mı demiş. Öyle söyledi herhalde. Sözler falan çok güzel yazılmış ya. Akmaz gözümden iki damla. Seviyor muyum hiç sanmam, ama nefret etmiyorum anla. Hala beni yaksan da akmaz gözümden iki damla. Kalbimi kıran insanlar, dünyamı deprem gibi sallar. Yalanlarına inanmam, akmaz gözümden iki damla. Perfecto amına koyayım. Evet arkadaşlar, dur şu kulaklığımı çıkarayım, video outro kısmına geçelim. Orada birkaç şey söyleyelim, sonra videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar, albümümüz bu kadardı. Albümün hepsini sizlerle birlikte dinledik. Şimdi arkadaşlar, albümü genel olarak beğendim. İçindeki şarkıların birçoğunu beğendim. Beğenmediğim, yani beğenmediğim değil de orta ayarda meh diye kaldığım böyle 3 şarkı falan olmuştur en fazla. Teknik açıdan dediğim gibi gerçekten başarılı bir albüm. Ama daha agresifini bekliyordum. Yani daha agresifini bekliyordum. Joker'in ortalığı yıkıp dağıtmasını bekliyordum. Bunu 2-3 şarkıda evet okey yapmış ama hani deli dolu bir şey bekliyordum yani. Ama yine de albümü beğendim. Bu
arada Joker'in ellerine kollarına sağlık. Gerçekten sözleri çok iyi. Bu arada sound seçimleri ve beatler burada da çok iyiydi. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar benimle videoyu izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Peace bro. Ulan özlemişim böyle video kapatmayı. Kolumu da indireyim. Haydi siktir oğlum, gittim ben.